analizini yaparak gerçekte ne olduğunu bir parça, ne diyelim, bizim izleyicilerin ve ülkenin diline tercüme etmeye çalışıyoruz. Ama çok özgün yorumlar var. Elbette, bu elbette. Ama yani ana haberde gündemi, olmayan... gündemi yorumluyoruz. Ana haberde tabii ki bir haber formatında veriliyor. Olmayan şey pek yok. Hayır, yorum olarak. Tabii ki ana haber yorumsuz bir şekilde veriliyor. Haberlerimiz genellikle şey, objektif. Ama Murat çok esprili, çok bence başarılı bir sunuş yapıyor. Sunucuların yorumu var. Haber yorumsuz. Evet. Haber yorumsuz. Gayet dolayısıyla güzel. Özgür yorum, tarafsız ve objektif haberin yer aldığı tek kanal, ne diyelim, önemli kanallardan biri ya da kanallardan biri de Tele1 diyelim. Normalde tek kanal da diyebiliriz ama başka dostlarımıza çok haksızlık etmiyoruz. Evet, alınmasınlar. Şimdi alınmanın ötesinde bu yönde bir takım gayretler var. Buna özen gösteren başka kanallar da var. Onu da kabul etmek gerekir. Ama bizim farkımız... Yorumdaki özgünlüğümüz ve tavrımız da, tutumumuz da ortaya çıkıyor. Ben şeye inanmıyorum. Tarafsız gazeteci yok. Yok canım öyle. Bu bir palavra. Hayır. Tarafsız gazeteci renksiz, bilgisiz, ne diyelim, iddiasız ve derdi olmayan gazeteci. Hayır efendim. Gazeteci gerçeklerden taraftır ya. Onun ötesi. Tarafsız olur mu? Haber tarafsızdır. Gazeteci değil. Haber tarafsızdır. Gazetecilerin siyasal tercihleri, felsefi seçimleri, tercihleri olur. Olmalıdır da. Ama gazetecinin güvenirliği onun haberleri, bilgiyi ve olguyu eğmeden, bükmeden, karartmadan objektif bir şekilde vermesidir. O nedenle bakılır. Gerçeklerden yanadır. Önce. Dolayısıyla gerçeği yansıttığı sürece gazeteci yorumunda özgürdür. Tabii. Gerçeğe sadakat gazetecinin temel ilkesidir. Tarafsızlığı da, objektifliği de oradan gelir. Ama yorumda tarafsızlık olmaz. Zalimle mazlum arasında tarafsız olamazsınız. Demokrasiyle diktatörlük arasında tarafsız olamazsınız. Özgürlükle kölelik arasında tarafsız olamazsınız. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla biz özgürlüklerden ve demokrasiden yanayız. Örneğin net bir biçimde siyasal İslamcılığa ya da dinci istismarcılığa ve terörizme karşıyız. Gayet tabii. Bu ülkenin bağımsızlığından yanayız. Yurtseveriz. Demokratik hak ve özgürlükleri savunuyoruz, bundan yanayız. Bunun için gerekirse bedel de ödüyoruz, mücadele ediyoruz. Dünyanın her yerinde de gazeteler ve televizyonlar, örneğin seçimlerden önce hangi partiyi destekleyeceklerini ilan ederler. Kendilerine güvenenler. Evet, biz böyle bir ilanda da bulunmadık, gerek duymadık ona. Ama hiç kimse onların haberleri konusunda tarafsızlığı yitireceklerine, objektiviteyi kaybedeceklerine inanmaz. Ona inanırlar ki, gazeteler ve ilgili televizyonlar haberlerinde tarafsız olmayı sürdürecekler. Yorumlarında ise belli bir tavır alacaklar. Şimdi New York Times seçimlerden önce New York Times'ın editörleri Joe Biden'la bir toplantı yaptı. Biliyorsunuz ünlü toplantı, orada Türkiye ile ilgili değerlendirme de yaptı. New York Times'ın o seçimlerdeki tavrı Biden'ı desteklemekti. Ama New York Times hiçbir zaman haberlerinde Biden'ın aleyhine olacak bir haberi vermemezlik etmedi. Bunu gizlemedi, karartmadı. Amerikalı okur yazarlar biliyorlardı ki New York Times'taki haberler objektif olarak yayınlanır. Ama New York Times'ın yorumcuları ve genel olarak New York Times genel bir tavır, politik bir tavır olarak seçimlerde Demokrat Parti'yi desteklediğini ilan etti. Gibi. Ki kaldı ki biz de bunu burada yapmadık. Hemen gelelim hocam. Ben bugünkü Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanının konuşmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin 62. kuruluş yıl dönümü ve yeni bir üyenin, üye kim? Ömer Çınar'ın katılımı nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanı bir konuşma yapıyor. Konuşmada yeni üyeyi kutluyor, ona başarılar diliyor görevinde ve tabii şöyle değerlendirmeler de yapıyor. Diyor ki adalet her devirde en çok konuşulan ve tartışılan konuların başında gelmiştir. Ahlaki bir erdemdir diyor. Devletin temeli adalettir. Dolayısıyla siyasi bir erdem ve gerekliliktir demesi lazım. Toplumsal yaşamın olmazsa olmazsız, olmazıdır diyor. Bu da doğru. Devletin temeli olması da doğru. Adil olmak, adaletli davranmak insanlara ve toplumlara en üst seviyede değer katar diyor. İnsanlar adalete uymazsa yeryüzünde düzen kalkar, herkes kendini haklı bulur diye devam ediyor. Fakat asıl önemli yanı şu. Anayasa Mahkemesi Yargıtay'la aynı hizaya gelmiş durumda. Şunu söylüyor, Anayasa'nın 103.
Ve 104. maddelerine rağmen 84. maddesi de bunu ifade ediyor biliyorsunuz. Kuvvetler ayrılığı ilkesi erklerin kendi anayasal sınırlarını aşmadan işbirliği içinde çalışmaları gerektiğini belirtir diyor. Bir daha belirteyim. Kuvvetler ayrılığı ilkesi. Erklerin yani yasama, yürütme, yargı organlarının anayasal sınırları aşmadan işbirliği içinde çalışması gerektiğini belirtir. Yasama, yürütme ve yargı organları arasında hiyerarşi olmadığı gibi bu durumda nedir? Yürütmenin başıyla eşittir. Anayasa Mahkemesi'nin başkanı, Cumhurbaşkanı'na eşittir demektir. Olmadığı gibi yüksek yargı organlarında da bu hiyerarşi yoktur. Sizce böyle midir hocam? Anayasa Mahkemesi'nin kararları hani yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlardı? Orada madde duruyor anayasanın. 103. maddesi duruyor. Kapı gibi duruyor. Son fıkrası. 4. fıkrası. Peki bu görüş kime aitti? Bu görüş Yargıtay 3. dairesine aitti değil mi? Can Atalay konusunda karar. Genellikle Yargıtay'ın evet. Görüşü. Evet. Ama o 3. dairenin görüşüydü bu. 3. dairenin o oturuma katılan 5 üyesi var ama o daire 15 üyelik bildiğim kadarıyla. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Yargıtay'la aynı hizaya gelmiş durumda. Yargıtay'la aynı hizaya gelmiş olması demek yürütmenin kontrolüne girdiğine dair güçlü kuşkular uyandıracak bir yaklaşım sergiliyor burada Anayasa Mahkemesi Başkanı. Ben böyle düşünüyorum. Devam ediyor diyor ki her birinin görevleri açıkça düzenlenmiştir diyor. Yani yüksek yargı organlarının her birinin anayasal organlar arasında işbirliğinin sağlanabilmesi için aralarında daima iyi bir iletişim bulunmalıdır. Demiş bu kadar. Ondan sonra Gazze'ye filan girmiş. Hiç yeri ve gereği yokken bir Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın. Burada da yine Batı'ya bir gönderme var ama şu cümle önemli. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere birçok devlet büyüğümüzün de söylediği gibi zümrecilikten uzak durmalıyız. O birçok devlet büyüğünü ben merak ettim hocam. Şimdi Gazi Mustafa Kemal'le birçok devlet büyüğünü eşitleme cümlesi gibi duruyor bu cümle. Şimdi bir devletin kurucu iradesini temsil eden kurucu liderleri vardır. Onun anlayışı, çizgisi vesaire filan genel bir kabul görür ve bir devletin arkasındaki de siyasal ve felsefi zemini oluşturur. Ya da arka planı oluşturur. Devlet organları gücünü buradan alırlar. İşte kurucu atalar denilebilir buna. Türkiye Cumhuriyeti'nde ise bir kurucu ata, tek bir kurucu ata benimsenmiştir ve çünkü o ismin dışındaki herkes bir biçimde tartışmalıdır. Şu ya da bu biçimde tartışmalıdır. Ben Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devlet büyüklerimizin belirttiği gibi söylediği gibi zümrecilikten uzak durmalıyız. Zümrecilikten neyi kastediyor bilmiyorum. Yani bir sınıfa, bir kesime, bir cemaate yakın olmamak gerektiğini söylüyorsa doğrudur. Bu lafta bir yanlışlık yok ama Mustafa Kemal ve diğer devlet büyükleri böyle bir kavram mı var? Yani devletin yani geçmişteki büyükleri mi, mevcut hali hazırdaki büyüklüleri mi? O büyüklük neye göre ölçülüyor? Madem yasama, yürütme, yargı organları arasında yani bunlar iktidar organlarıdır. Bu erkler arasında bir hiyerarşi yoksa kendisi de bu arada devlet büyüğü mü? Yani onun lafları da mı bu kategoride değerlendirilecek? Böyle bir dizi soru var. Buyurun. Ben bu konuşmayı Anayasa Mahkemesi'nin tarihi açısından ve Anayasa Mahkemesi'nin kimliği, işlevleri ve Türkiye